20 Eylül Cuma gününde Analiz Sentez'le karşınızdayız. Günaydın diyelim. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Türkiye ve dünyadan önemli konuları biraz sonra konuklarımızla masaya yatıracağız. Ama isterseniz önce bir son tabloya bakalım. Piyasada oluşan rakamları sizlerle paylaşalım. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi 100.338 puanda. Döviz cephesinde dolar ve avroda az da olsa bir yükseliş söz konusu. Dolar 5.72, avroda 6.33 seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın 275, çeyrek altın 449 lira. Brent petrol 64 dolar 67 sentte. Ve faizler tahvil 15.03 seviyesinde an itibariyle. Şöyle bir baktık piyasada oluşan son duruma, tabloya. Bir de özetleri sizlerle paylaşalım hemen hızlıca. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Ciddi değişiklikler var. 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığında 4 koltuk boştu. O boş koltuklara atamalar gerçekleştirildi. 17 emniyet müdürü ise merkeze çekildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge ilişkin çalışmalar sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik bir açıklama geldi. Bakan Akar, eğer geciktirmeler, oyalamalar olursa bu iş biter dedi. B ve C planlarının olduğunda bir kez daha hatırlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz CHP'li Ekrem İmamoğlu seçime gelmeden önce hiçbir işçiyi işinden etmeyeceğiz demişti ama kıyım devam ediyor. Son olarak İSMEK çalışanları, İSMEK öğretmenleri de işsizler ordusuna katıldılar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek diğer emekçilerle birlikte onlar da ekmek nöbetine başladılar. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten bir haber var. Hayır, notumuz düşürülmedi ya da olumsuz bir açıklama yok. Tam tersi bu kez. Hepiniz şaşıracaksınız belki ama Türkiye'de genel ekonomik durumun iyileştiğine dikkat çekiyor Fitch. Ayrıntılara geçelim. Hemen başlıyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 Ekonomi Müdürü Sade Özdemir bu sabah bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Ben sizden biraz daha erken geldim ama dışarıda yağmur başlamış mıydı? Mamıştı. Mamıştı. Bugün çünkü biliyorsunuz yağmur yağarsa acaba ne olacak üstümüze, asit mi yağacak diye de haberler vardı evet. Bu Tuzla'daki yangınla ilgili. Onun için özellikle sordum. Gerçi AFAD'ın bir açıklaması oldu. Hani olmayacak, korkutucu bir durum yok diye ama yine de yağmur yağmasa bugün herhalde biraz daha iyi olacak. Az da olsa bir tedirginlik olmuştu çünkü. Evet, tabii var. Tedirginlik var ama. Çünkü yangın bayağı bir korkutmuştu. Evet. Ama olmayacağını biliyorum. Bilmek de iyi. Ben AFAD'a güveniyorum. Yani o yüzden daha ne diyelim, yağmurda ıslanmaktan korkmak kötü bir şeydir. hakikaten en son korkacağım şey olsun. Çocuklar işte yaz, bu yaz aslında biraz yağsız, o sel dönemi hariç genelde yağsız geçti. Yani iyi geçti diyelim, çok yağsız değil ama iyi geçti. Marmara'ya da İstanbul için zaman zaman daha yağışlı ve daha boğucu havalarına tanık olmuştuk. Bizim çocuklar geçtiğimiz günlerde biraz böyle atıştırınca bahçeye ıslanmaya çıktılar. Özlemişler de. Tabii onun arkasından bize dert düşecek bildiğim için hepsini hiç böyle topladım tekrar gibi. Peki o zaman isterseniz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla başlayalım. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri tabii çizgisinde bir açıklama ama hani oyalama ve geciktirme olursa bu iş biter diyor Hulusi Akar. Bu arada Pentagon'dan bir yetkili, onu da isterseniz bir arada ele alabiliriz. Terör örgütüne silah desteği sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Zaten görüyoruz biz bunu ama Türkiye'ye de bu silah ve araçların listesini içeren bir rapor gönderiyoruz dedi. Bu ikisini nasıl yorumlarsınız? Onların ağır silahları çekme hedefi var malum. Daha doğrusu sözü var. İşte envanterine ne veriyorlar? Biz sadece tırları sayıyoruz. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bunların içerisinde sonradan sahaya çıktıklarında
kişisel araçların içinde olduğunu görüyoruz. O bazı ağır silahların olduğunu görüyoruz filan. Şimdi herhalde bir birlikte çalışma görüntüsünün bir parçası o. Gibi değerlendiriyorlar. Evet, yani silahların envanterinin veriliyor olması. Hani bakın aralarında ağır silah yok. Ya da bunlar işte bizde de kayıtlı, sizde de kayıtlı olsun filan diye. Esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne verdiği silahların bir kısmını biz zaten içeride terörle mücadele sırasında onlardan ele geçirmiştik. Evet. Onların listesi de onlara verilmişti. dolayısıyla bir birlikte çalışıyor görüntüsü veriyorlar. Fakat güven vermiyor bu. O güvensizlik bu konularda Amerikalılarla daha sıkı çalışan, daha fazla mesai harcayan Milli Savunma Bakanlığı'nı da artık konuşur hale getirmiş. Onu anladım. Bu görüşmeler, bu süreç biter diyor çok net bir biçimde. Fakat tabii sonuçta söylediği kendisine dönük bir sonuç doğurmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temasları sırasında Trump'la yapacağı görüşmeye odaklanmış her şey. Orada nihai bir karar verilecek. Yani bu iş devam etsin ama edecekse bize güven versin. Nasıl güven vereceği de belli. Oradaki PKK'ların oradan çekiliyor olması lazım. SDG'yi destekliyoruz. Tabii desteklediğiniz SDG daha dün bir rapor yayınlandı. Bölgede insan hakları, Birleşmiş Milletler raporu var. Bölgede insan hakları ihlaliyle suçlanıyor. Bunu yapan Birleşmiş Milletler. Peki Suriye ile ilgili sadece o yok. Başka uluslararası kurumlar, insan hakları kurumları da SDG'yi aynı şekilde suçluyorlar. Eski raporlar da var. Daha dün bir Alman medya kanalında okudum. Bir sır değil, PKK'nın çocukları kaçırıp savaştırdığı diyor. KCK'nın asker alma tırnak içinde zorunlu askerlik adı altında çocukları kaçırdığını, her evden bir PKK'lı aldığını hepimiz biliyoruz. Örgütün temel mottosu her evden bir tane, biri ölü, biri cezaevinde, biri dağda olacak. Çünkü o ölenler motivasyon sağlayacak, cezaevindeki motivasyon sağlayacak. Onun siyasal unsurlar bunların üzerinden politika yürütecekler. Propaganda yürütecekler, politika da değil. Ve örgüt elindeki o üçüncü kişiyi dağda savaştıracak. Hesap bu. Bu PKK'nın kuruluşundan beri var. Bugün PYD Suriye'nin kuzeyinde işte zorla tırnak içinde asker alıyor diye uluslararası raporlar yazıyor. Ama bu PKK'nın kuruluşunda PKK içinde var. Yani cezaevindeki örgütün elebaşının Abdullah Öcalan'ın bu işin başında olduğu günden beri bu var. Yeni bir şey değil. Örgütün tanımının içinde bu. Dolayısıyla şimdi bu niye oluyormuş acaba? Bu da varmış. Bak hay Allah, yani enteresan neler var. Bu insanın aklıyla alay etmek. Ben kimsenin kendi aklıyla alay ettirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konularda işte Avrupa'da benzer durumlarda, şimdi oralarda yine PKK'ya Kürt demek ki sadece. Yani PKK'yı Kürtlerin temsili pozisyonunda tutmak bir o propagandanın bir eseridir, bir sonucudur. Avrupa ve Amerika bunu bilinçli olarak yapıyor. Bilmediğinden dolayı değil. Çünkü kullandıkları için işlerine geliyor ve onu kullanıyorlar. Tıpkı FETÖ'ye işte Türkiye'li Müslüman din adamı demeleri gibi. O yüzden bu hoşlarına gidiyor. Zira orada işte Hristiyan kitleden de, onlarda da bir dünya cemaat, tarikat vesaire filan var. Mezhep var. Onlar da tam çünkü bir şey dese, ya acaba bize de mi bir şey derler yarın diye bir endişe doğacak. Hiç onları ürkütmüyorlar. Böylece onları ürkütmeme bahanesiyle kendi şebekelerini ayakta tutmaya devam ediyorlar. Şimdi buradaki bu ikiyüzlülük burada da devam ediyor. Bakalım Cumhurbaşkanı'yla Trump'ın konuşması nasıl bir şey verecek. Çünkü onların en son bu, şimdi gelirken ben haberleri falan tarıyorum işte dün akşam. Dün Amerika'da çıkan gazetelerden, Avrupa'da basılan gazeteler, şimdi hepsi bugün önümüze geliyor. Orada bakıyordum, yine dar bir alandan söz ediyorlar mesela Suriye tarafında bu güvenli bölge için. Dar bir alan, evet, bir terör koridorunu ortadan ikiye bölüyor olabilir. Ama mesela derinliğini bilmiyoruz. Nereye kadar bölüyor? Yoksa bizi dar bir alana mı hapsediyor? Bunu bilmiyoruz. Çok önemli bir iki nokta var. Sanki oralarda
Türkiye PYD örgütüyle tekrar komşu olacak ama oralara müdahale edemeyecek. O zaman başta sorduğumuz soruya geri dönüyoruz. 2-3 yıl önce sorduğumuz soruya geri dönüyoruz. Güvenli bölge önerisi Amerika'nın, bizim istediğimiz değil. Amerika'nın güvenli bölgeden anladığı şey PKK'yı Türkiye'ye karşı korumak mı? Türkiye'yi PKK'ya karşı korumak. Bir de hani Türkiye'nin hedefi zaten o güvenli bölgeye evet. Suriyelileri yerleştirmek. Yani daracık bir alan olursa da herhalde oraya 4 milyon insanın gitmesi de mümkün olmaz. Sade Özdemir. Onunla ilgili dün bir başlık gördüm ama detayını okumadım. Amerika tarafı hem Türkiye'nin hem PYD'nin güvenliğini sağlamak gibi bir hedef. Dolayısıyla aslında bizim endişe ettiğimiz şeyi resmen. Bir de OPEC'te bunun açıklaması sizin söylediğinizde. Tabii deklare işte etmiş oldu. Öyle diyorlar yani. Bu, hani iki tarafında hem ama oraya biz, hem buraya. Biz bunun ikinci ayağının olmayacağını zaten sürekli söylüyoruz. Şimdi Amerika'daki görüşmelerin bir de tabii ekonomi ticaret ayağı olacak. Ama tabii oradaki bütün görüşmenin selameti Suriye'deki durumla ilgili Sayın Trump'ın nasıl hareket edeceğini ya da ne karar alacağını. Yani oradaki bir olumsuz durum ticareti de olumsuz mu etkiler? Olumsuz etkilemez. Zaten yani, şu anda yatay vaziyette ama tam tersine bir 100 milyar dolarlık hedef kondu. Var. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. İnsanlar yoruldu. Neredeyse 3-4 aydır önemli bir kurum bir rapor hazırladı. İki tarafın iş adamlarıyla, iş dünyası örgütleriyle görüştü. Amerikan Ticaret Bakanı buraya geldi önceki hafta. Burada kendi işte eşdeğer görüşmelerini yaptı. Artı buradaki Amerikan şirketleriyle ve buradaki Türk iş dünyasının temsilcileriyle birebir görüşmeler yaptı. Örneğin bizim kimya ihracatçılarımızı çağırdı. Başkanı ve belki bir iki yönetim kurulu üyesini. Siz bize ne satabilirsiniz? Ya da biz ne yapmalıyız ki bu ticaret büyümeli? Ya da hazır bir aynı şekilde. Bununla ilgili herkes çalıştı. Şimdi orada eğer müttefikine karşı terör örgütüyle ilgili bir tercih yapacaksa tabii bunların hepsi daha önceki yıllarda da defalarca hep bu aşamaya geldik. Stratejik ortaklık, ekonomik stratejik ortaklığa dönüşmek üzereyken böyle yine ya Irak tarafında ya işte Suriye tarafında ya da başka bir konuda Türkiye'nin aleyhine bir kararla yürüdüler ve olmadı bu işler. Şimdi ne olabilir? Göreceğiz. O şöyle yani o biz onu yedekte tutar gibi görüyoruz. Çünkü Türkiye ile Amerika'nın ticari ilişkileri 10 yıl öncekine göre evet dış ticaretimiz büyümüş ama asıl iddialı olduğumuz ana sektörlerin hepsi de küçülmüş vaziyette. Neden? Çünkü Çin'i tercih etti. Çin'e kotaları sıfırladı. Biz Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nde olmamıza rağmen bize vergi koydu ya da var olan vergileri kaldırmadı, gümrük vergilerini. Türkiye bunun için çok uğraştı. Dedi ki sen kısmen Amerika Birleşik Devletleri olarak Avrupa Birliği ile gümrüksüz ticaret yapıyorsun. Senin de gümrük birliği anlaşmaların var. Bizim de Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmamız var. Biz sana niye mal satarken bizden vergi alıyorsun? Biz bütün bu tartışmaları gördük. Dolayısıyla aynen Suriye'de olduğu gibi ikircikli oynuyor. Ticari ilişkilerde de ekonomik ilişkilerde de. Ama buna rağmen potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu bizzat kendileri görmüş oldu. Peki bu Fitch'in açıklamaları için ne söyleyeceksiniz? Türkiye'de ekonomik görünümün iyileştiğine ve ekonominin sağlamlığına vurgu yapıyorlar ki genelde özetlerde de aktardık hani hep olumsuz. Biz olumlu derken onlar olumsuz diyordu. Şimdi sonunda onlar da kabul aslında, etti. Aslında geçen yıl bu zamanlar başlayan finansal saldırıdan beri biz şunu iddia ediyoruz. Diyoruz ki Türkiye'nin ekonomik gücü, potansiyeli bunu savuşturur. Bu geçer gider. Çünkü Türkiye'nin çok büyük bir üretim gücü var. Kendi ölçeğinde. Bunu tekrarlayalım. İtalya'nın batısından Çin'e kadar en büyük sanayici Türkiye'dir. Kim ne derse desin. Şimdi bunların birçoğunu bu piyasacı ekonomistler daha çok hani üç kağıt ekonomisi dediğimiz noktalara bakarak görmezler. O yüzden de böyle dönemlerde ağır, çok ağır yorumlar yaparlar Türkiye ile ilgili. Biz bunu eleştiririz. Eleştirince bize yandaş derler. İyimser derler. Çok pozitifsiniz derler. Halbuki biz eksikleri de söylüyoruz. Ve mesela Fitch daha önce o geçen yıl Ağustos ayında başlayan süreçte çok ağır revizeler yaptı. Sonra bunları taltif etti kendince. Şimdi de diyor ki son derece etkileyici toparlanma ve dengelenme. Şimdi yani son derece etkileyici toparlanma ve dengelenmeyi sen olduktan sonra söylüyorsun.
Halbuki önceden söylemen gerekirdi ya da önceden çok olumsuz olmaman gerekirdi. Dün ikinci bir konu var. OECD'nin tahminleri var. OECD bile Türkiye ile ilgili -2.6'lık küçülme tahmin etmişti bu yıl, evet, için. Şimdi bunu -0.3'e çekti. Yani nereden baksanız 2.5'tan fazla, fazla yanıldığını kabul ediyor. Yani 2.5'luk bir büyüme kadar yanıldığını kabul ediyor. Dünya için aşağı revize yapıyor. Dünya ekonomisi önceki ilan ettiğinden daha az büyüyecek. Türkiye ekonomisi için de iyileştirme tahmini yapıyor. Bu da aynı şekilde. OECD içinde de bizim belli kriterlerle zaman zaman konuşuyoruz bunu. Diyoruz ki Türkiye'yi, maalesef sosyal medyada da paylaşılıyor, Türkiye'yi belli kriterlerle çok aşağılarda gösteren bir takım araştırmalar, nasıl yapıldığı belli olmayan raporlar yayınlanıyor. OECD'deki kriterler de biraz buna benziyor. Onlar da yanılıyorlar. Çünkü Türkiye her zaman en zor zamanlarında bile, finansal saldırıdan bahsediyoruz, öyle bir saldırıyla Arjantin karşılaşmadı mesela. Darmadağın oldu. Güney Afrika çok korundu, kollandı. Ama bugün geldiğimiz noktada Güney Afrika yatırım yapılabilir ülke. Türkiye değil. Yani o şeyde, not sisteminde. Halbuki bizim ekonomimiz Güney Afrika ekonomisinden çok daha iyi. Ha, bizim açımızdan beklenen bir şeydi bu. Yani evet, onların revize etmesi falan. Bu konuyla ilgili var mı? Şöyle, işte bir uluslararası kredi derecelerinde kuruluşu ne kadar yanılma payıyla çalışır? Herhalde 2.5 puan değil. İşte onların karnesine yazması lazım. Dolayısıyla sicilinde. Karnelerine yazmaz. Evet. Niye? Çünkü Türkiye ile ilgili raporlarının belli dönemlerde ne kadar ciddi olduğunu o raporlara bakıp işlem yapanlar da biliyorlar. Evet. Dolayısıyla işin siyasi tarafı her zaman vardır. Ben daha çok bu işle ilgili dün Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın bir televizyon yayını vardı. Onlar Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu'yla, evet, konuştuğunu, evet, konuşulduğunu bir yerli kurulacaktı. Ortaklık ya da satın, evet, alma kararı aldı. Ortaklıkla zannediyorum gidecekler. Çünkü biraz bu işte de biraz know-how, yani bilgiye ihtiyacımız var bizim. Network lazım. Deneyime ihtiyacımız var. Ağa ihtiyacımız var, dediğin gibi. Geçen de konuşmuştuk buradan. Evet. Siz bir ülkeyle ilgili bir rapor hazırlayabilirsiniz de o ülkede ne kadar bulunduğunuza bağlı. Siz kendinize ait olmayan verilerle eğer bir rapor hazırlamaya kalkarsanız o verilerin sahibi kadar en azından yanılırsınız. Yani güvenilirliğiniz de onlar kadar güvenilir olur. Onları da herkes alıyor zaten. Yani sizin ayrı bir veri kaynağına sahip olmanız gerekiyor. Hatta bunun için Amerikan ve kuruluşlarının istihbarat servislerinin de destek aldığını, Türkiye'nin istihbarat servisinin öyle her yere yayılmış ağı olmadığını, dolayısıyla onlar gibi, onlar kadar bu konularda etkin olamayacağını, mesela bir ülkede darbe olup olmayacağını önceden kestiremeyeceklerini söylemiştim. Veyahut işte olacaksa da olmayacak diyerek belki bir yanıltma yapamayacağını Türkiye'nin filan. Şimdi o bakımdan bunu ikisini birlikte ben değerlendiriyorum biraz da. Pozitif bir pozisyona geldiğimiz doğru. Fakat sürdürülebilirliği daha fazla çalışmamıza bağlı. Hem tasarruf anlamında, hem tüketim alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirme anlamında, hem gıda enflasyonunu kontrol altına alma anlamında, ki bu Türkiye'nin tarımsal üretiminin de hem planlama hem de pazara çıkma aşamalarında veya pazarlama aşamalarında, perakende ticaret aşamasında da fiyatlandırılmasının tekrar gözden geçirilmesini gerektiriyor. Bu bence asıl kalıcı şeyler bunlar. Hani yapısal reform diyoruz ya. Yapısal reformlar bunlar. Yani yapıyı değiştiriyorsunuz ve o yapı artık size enflasyon üretmiyor. Ya da enflasyonun üretmesi için tamamen boş bırakmanız gerekiyor. Yani o pozisyona getirmemiz lazım. Bunlar sağlandığında, hatta sağlanmaya başlandığında ortaya çıkacak olan pozitif iklim aslında insanların bir, beklentilerini, iki, eylemlerini etkileyecek. Ve biz hep neyi konuşuyoruz? İşte enflasyon hızıdır bunun, hayat pahalılığı değildir falan filan. Şimdi hız kesildiğinde hayat pahalılığı devam eder. Ama bir süre sonra hayat ucuzlamaya başlar. Esas olan hızın kesilmesidir. Çünkü hız kesildiği zaman herkesin beklentileri pozitife dönüyor. Ya ben şu malı bitireyim, biraz indirim yapayım. Öbürünü de alayım, çok pahalıya satamıyorum.
ucuza almam lazım, biraz daha ucuza satmam lazım. O bakıyorsunuz hayat pahalılığı düşmeye başlamış. Şimdi bu matematiği, bu mekanizmayı bir harekete geçirmek iklimle oluyor. Aslında moralle oluyor. O iklimi sağladığınızda tüketici davranışı, üretici davranışı, piyasanın davranışı size hedefinize ulaşmak için de size bir kolaylık sağlıyor. Artı bir etki getiriyor. Ben hani sağ olsunlar bu tür programlarda ekonomistlerden epey bir şey öğrendim. Arada bir sen de test et. Hani öğrendin de o kadar ileri gitme diyebilirsin yani. Öyle bir hakkım var. Şimdi bunu gördüğüm zaman ben o anlamda iklimi hani ekosistem falan diyorlar. Onu çok 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 önemsiyorum. Evet. Bütün bunlar aslında o ekosisteme katkı sağlayan şeyler. İşte biraz İstanbul'un havası gibi. Bazen oluyor sel ve fırtına geliyor. Bazen böyle ılıman gidiyor. Sel ve fırtına geldiğinde de işte başkanın koltuğunda oturuyor ve o sel ve fırtınaya karşı çalışmalara liderlik ediyor olması lazım. Yani bu ekonominin de o anlamda liderliği en az kurumların çalışması kadar önemli. Şu an gelinen noktaya baktığımızda hedeflerin tutturulmaya başlandığını görüyoruz. İnşallah devamı da böyle gelir. Devamı da gelir. Bu, özür dilerim. Tabii. Buradan hemen bağlantılı bir şey hatırlatalım da vefa olsun. Rahmetli Selçuk Avaç Türkiye'de ilk yerli reyting konusunu gündeme 90'lı taşı. Yıllarda yapmak için uğraştı. 2001 krizine geldiğimizde kıymeti çok iyi anlaşılmıştı. İBAR AŞ diye bir şirket kurmuştu ama tabii başarılı olamadı. Çünkü gerekli desteği ve ne diyelim ilgiyi göremedi. Ama bunlar Türkiye'de 90'lı yıllarda da tartışılan konulardı. Şimdi çok iyi bir noktadayız. Neden? Çünkü küresel benzerlerinin itibarları az önce konuştuğumuz şekilde maalesef bozuk. Yerli o zaman evet. Artık. Ve benim derece. Detayda gördüğüm JCR'la ortaklık ya da satın alma olduğunda ilk etapta kamu kurumlarını değil şirketlerle ilgili reytingleri yapacak. Şirketlerle ilgili reytingler neden önemli? Sermaye piyasası kurallarına göre ya da borsada olan kotasyonu tamamlamış şirketler çok daha kurumsal, çok daha yatırım yapılabilir durumda. Bunlarla ilgili reytingler, bankalarla ilgili reytingler özellikle yabancı sermaye için de çok önemli, yabancı fonlar için de çok önemli. Dolayısıyla güzel bir yola girilir inşallah ve bu defa Türkiye 2030'lara, 2040'lara geldiğinde bölgesinde hem kamu kurumlarını hem de özel sektörü değerlendiren bir derecelendirme kuruluşuna kavuşur. Bir de hakikaten bu tür şeyler tabii uzun geliyor insanlara. Çok çabuk geçiyor zaten. Tabii yani yaştan sonra tabii. 90'lı yıllar dedik. 50 yaşına gelince arkaya yani. Baktığında zaman evet. Nasıl çabuk geçtiğini evet. Anlıyorsun da. 20 yaşında olunca önündeki evet. 20 yılın ne kadar çok bitmeyecekmiş gibi olduğunu zannediyorsun. Şimdi hakikaten bu biraz böyle bir şey. Ve Türkiye şu anda AK Parti'nin 18. yılında. Ondan önce işte yazar kasanın atıldığı bir dönem vardı. Ondan önce hükümetlerin kurulamadığı bir dönem kitap vardı. Kitap fırlatıldığı için kurların patladığı bir anayasa kitapçığı. Ondan önce işte bir partinin sürekli kapatılarak işte siyasal düzensizlik, dengesizlik üzerine devlet, millet çatışması üzerine kurulu bir şey falan falan. Ondan önce darbe dönemi, arada bir mafyozlu dönem. Yani inanılmaz zamanlar kaybettik. Şimdi geri dönüp baktığımızda herkes benzer bir şeydir. Hani lisede olan bile ya ortaokulda şu matematiğe biraz daha önem verseydim de tam mevzuyu anlasaydım. Lise sondaki lise 1'de bu işe iyi başlasaydım. Ya da ne bileyim üniversite sınavına hazırlanmaya biraz daha önce başlasaydım. Herkes her yaş grubu kimisi 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Ya ilerledikçe de bu sefer 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl geriye baktığında evet. Bir sürü şeyden pişman oluyor. Ülkelere baktığınızda zamanda 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl gerilere gerilerine bakın pişman oluyorsunuz. Ben yani konularımızdan biri olabilir ama oraya bir zıplayayım istersen. Tabii. Şimdi bu Teknofest'e falan gittik, evet, baktık, evet. Konuştuk, ettik. İyi, ya sadece İHA. Gerisi dediğim de jet motoru var yani ondan sonra da. Var. Daha ama henüz bakın İHA'dan bahsedeceğim. 90'lı yıllarda vardı bu İHA'lar. Yani gözetleme, keşif, istihbarat vesaire için vardı. Türkiye'de yoktu. Ne üretmeye ne almaya niyetlendik. Nereden buluruz, kiminle yaparız buna da bakmadık. En çok ihtiyacı olan ülke Türkiye. Hem sınır kaçakçılığından tutun, dolayı, hem de sınır göçleri önlemek, terör.
Hep her konuda yani. Ya alalım şimdi, ya kiralayalım. Şimdi geldi sonradan hadi kiralayalım. Kim? Amerikalılar vermedi. İsrail'den alalım. Peki İsrail'den aldık. Peki kiralık geldi. Kullandık, kullanamadık. Arıza yapmadığı günlerde ki çoğunlukla arıza yaptı. Ya da arızalı diye bize bir şey vermediler. Onun dışında da verdiklerinde ne kadar işe yaradığı tartışılır. Sonra hadi satın alalım, bizi kullanalım dedik. İlk aldığımız teste düştü. Ondan sonra ya bunu yapılmak geliştirin şurada, biz de buna katkıda bulunalım. Aselsan'ın gözetleme, görüntüleme teknolojileri var. Bunları burada kullanalım falan. Kullanmadılar. Yenisini vermedi. Patladı iş. Bir de bayraktarlar da... Bakın o yıllarda, var. O yıllarda bak 2005'te bunun anlaşması yapıldı İsrail'le. Hı. 2005'te çok enteresandı. Ben onun videosunu gördüm de. 2005'te o sırada da Türkiye ufak ufak hani özel girişimleri desteklemeye çalışıyor. Çağrıya çıkıyor. Bak bunları çalışın edin filan diyor. Bayraktar da bir prototiple katılıyor yarışmaya. Tİ'de bir yarışma yapılıyor. Selçuk Bayraktar diyor ki Amerika'dan yeni gelmiş MIT mezunu. Ki MIT dünyanın bir numaralı teknik üniversitesi evet. Amerika'da. Biz Amerika'da diyor bunlardan daha ilerisini yapıyoruz. Birçok arkadaşım Amerikan ordusuna için yürütülen projelerle çalışıyor. Biz bunları burada da yapabiliriz, biraz destek verirse 10 yıl sonra bunları geçeriz de diyor. Diyor ama destek göremiyor diyor. O dönemde. O dönemde göremiyor. Yani üretilmiş bir şey teste çıkması yani denemeye çıkması bile 3 yıl alıyor. Denemeye çıkıyor, bütün heyet izliyor, görüyor filan. Üretilmesi 2-3 yıl daha sürüyor. Gecikti ve arada bir aşağı yukarı bir 15 yıl Türkiye gecikti bu konuda. 15 yıl sonra terörle mücadelede ne işe yaradığını ben gözlerimle gördüm. Ve 15 yıl boyunca neler kaybettiğimize bir kez daha ayıflandım. Ayıflamadım, aslında öfkelendim. Şimdi 15 yıl önce olabilir miydi bu? Yani 2014'ten önce, 2000'li yıllarda olur, 95'lerde olur mu? Evet olurdu. Peki niye olmadı? Bakın o niye olmadıysa Türkiye o yüzden otomobil üretmedi. Tamam. Türkiye o yüzden uçak üretmedi. O niye olduysa? Hepsinin mekanizması aynı. Engelleme mekanizması. Yerli ve milli olanı engelleme. İşte bu teknolojik ürün olur. Gazeteci olur. Sosyolog olur. Bilim adamı olur. Siyasetçi olur. Ticaret erbabı olur. İthalat yerli üretimin önünü kesti yıllarca. Evet. Hala bazı alanlarda kesmeye devam ediyor. Neden? Çünkü hepsinin kendine ait bir lobisi var. Bürokraside de var, tamam. Siyasette de var. Her yerde bir lobisi var. Ve o lobi sizi her türlü engeller. Hala yerli ve milli olanı biz ne yapacağız? Destekleyeceğiz değil mi? Neyle? Devletin satın alma gücüyle. Bu hükümetin kararı mı? Evet kararı. Hatta aslında devletin kararı. Peki. Şu anda bile birçok bürokratik mekanizmadan çıkan ihale şartnameleri ithal ürüne göre ayarlanır. Yazılımcılar söylüyor. 20 tane mühendis çalıştırmak. Ya arkadaş 20 tane elektronik mühendisi 2000'li yıllarda, 2005'te, 2015'te hala kaç tane şirkette çalışıyor? Bütün dünyada hikayelerini 5 arkadaş bir araya gelmiş, şu olmuş, bu olmuş, bilmem nereden fon almış. Küçük ortaklıklar. Öbürüne bir şey, küçük ortaklıklar. Ya 20 tane elektronik mühendisi nasıl çalıştırıyorsunuz? Aselsan'da var bu. Birkaç tane uluslararası şirkette var. Çok şeyi gözden geçirmek lazım. Şimdi ha bakın uluslararası şirketler geliyor diyor ki sen 40 tane yaz onu, hop 40 tane yazılıyor. Zaten 40 tane onun mühendisi... var 50 tane 100 tane mühendisi burada yok var. Ama burada yok. Evet. Geçici görevlendirme getiriyor buraya mühendislerini. Yatırım yapıyorum şu kadarlık bilmem ne yapacağım. Hop ofise 20 kişi daha yerleştiriyorlar. Oluyor 50 tane mühendis. İşi alıyor gidiyor. Ondan sonra işi alıyor gidiyor aynı dediği gibi. Şimdi ya Türkiye'de iş alıp böyle iş alıp Hindistan'da üretip burada yerli diye satılan ürünler filan. Şimdi hepsinin kendi bir lobisi var. Bunu siyaset nasıl görür biliyor musunuz? İşi gücü bırakıp sadece buraya odaklanırsa. Bu memleketin de işi gücü bırakamayacağı o kadar çok iş güç var ki. Baştan onunla girdik ya. Niye bizim birinci gündemimiz Suriye? Evet. Ben hep şuna bakarım. Ege'de bir kriz çıktığında yani Yunan uçakları hava sahasını ihya, it dalaşı oldu falan bir şey. Hemen başka yerlere bakalım. Nerede ne oluyor bizim bir tarafa bakmamızı istiyorlar diye. Çünkü orası çok göz boyayıcı bir yerdir. Hemen büyük gazetelerde manşet olur işte iptalaşı, kovduk Yunanları falan diye de böyle milliyetçilik popolarlar. Sen oraya bakarken arkada hangi işler görülüyor diye ben dış haberler sayfalarının ayrıntılarına bakarım ki nerede ne oluyor da bunu gizlemeye çalışıyorlar bizden diye. O yüzden Türkiye sürekli böyle şeye bak, ne derler kuşa bak diye oyalanan bir ülke oldu. O yüzden yine başa döneyim. Milli Savunma Bakanı'nın artık oyalamaya tahammülümüz yok evet. Lafı
Bana kalırsa yani 80 yıl gecikmiş bir laftır. 80 yıl yani, bırakın böyle 3-5 yıl. Birçok konu içinde geçerlidir. Birçok konu içinde geçerlidir. Peki. Trump'ın Fed'e yönelik, Merkez Bankası Başkanı'na yönelik eleştirileri var. Onlarla ilgili ne söylersiniz? Bu 25 bas puanlık indirimi beğenmemiş. Tabii beğenmedi. Çünkü o en son bu konuyla ilgili attığı tweette ya sıfır dedi ya eksi dedi. Bunu söylerken de Japonya ve Avrupa'yı örnek aldı. Zaten Çin ve rekabetinde en çok sorun şu. Çin Merkez Bankası, tabii Çin'de Komünist Partisi tek başına yönettiği için ülkeyi. Komünist Partisi'nin kurumlar üzerindeki etkisi ya da stratejisi çok farklı. Merkez Bankası'na emrediyorlar. Öyle yap, öyle yapıyorlar. Şimdi Amerika'da öyle olmuyor. Ama dün gene hangi saatte olduğunu hatırlamıyorum. Attığı başka bir tweet var ya da açıklama var. Powell için hani yerinde demiş, görevi sağlam demiş. O da şunu gösteriyor aslında. Belki çok ileri şeyler söyleyip istediğini alıyor. Karşı tarafta bunu şimdi bütün uzmanlar söylüyor. Birkaç ay önce 3 kere ya da sonraki yılı da düşündüğümüzde 5 kere faiz artırma gündemi olan bir Fed nasıl oldu da üst üste ikinci defa faiz indirdi? Yani öyle bir gündemden böyle bir icraata döndü. Dolayısıyla şu andaki durum istediği gibi ama hep daha ilerisini zorluyor. Dün Amerika'da faiz indirimlerinden sonra ilginç bir hareket oldu. Repo hikayesi var. Ve faiz aşağı yukarı indirilen politika faiz seviyesine geldi ama çok yüklü repo ihaleleri oldu. Orada şöyle bir endişe de doğdu. Acaba dolar likiditesi mi yetmiyor? Çünkü büyük kurumlar likiditeyle ilgili bir sorun yaşadılar. Gerçekten küresel anlamda faiz indirimleri beklemediğimiz bazı hareketler ortaya çıkarıyor. Bunun etkisiyle de bir anda dolar likiditesiyle ilgili endişe olduğu için küresel çapta dolar endeksi yükseldi. Çok enteresan. Halbuki faiz indirince doları zayıflatmayı hedefliyorlardı. Tamam. Dolayısıyla bir şey yaptığında şu olur tezi. Ama şimdi daha önce ilginç bir şekilde başka bir şeye sebep olabiliyor. Daha önce o kadar yayıldı ki geçen bir oran vardı hatırlamıyorum. Evet. Doların 1/3'ünden daha azı galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii dünyadaki tedavüldeki dolar tabii. Çok daha fazla. Şimdi faiz olmayınca da onlar bence faizi pazarlıkta elini güçlendirmek için yükselttiler. Tabii. Yani faizi yükseltip parayı buraya çekiyoruz dediler. Avrupa'yla, Çin'le, şununla, bununla herkese bizimle çalışın, bizim malımızı alın falan filan demeye başladılar. Biraz cezalar kestiler. Dolar kullanımında zorlaştırdılar. Evet. Zorlaştırdılar. Şimdi acaba bu yanlış mı oldu? Şimdi gevşetmeye çalışıyorlar ama bu sefer de istedikleri olmuyor. Karşılıksız biraz hani bastıkları için daha fazla dolar mı bassak versek? Demek ki önümüzdeki dönemde daha genişlemeci bir politikaya zemin mi hazırlıyorlar? Yoksa gerçekten bir sorunla mı baş başalar? Bence doların yükselmesi nasıl ne? Şimdi dolar tabii karşılıksız değil de zaten karşılıksız dolar. Doların kağıt değeri var tabii yani bayağı iyi, evet. Bir kağıda basıldığı için. Küçük bir maliyeti var. Öyle bir kağıt değeri var. Fakat şimdi neyle gidiyor? Birleşik Devletleri olan güven diyorlar. Ben buna tam anlamıyla katılmıyorum. Bir kısmı güven evet. Ama bence Birleşik Devletleri'ne karşı olan korku. Korku ne? Hani gelir bizi vurur korkusu değil. Ya bu parayla çok oynarsa, bizde de bundan çok var. Aman bunun değerini biz koruyalım. Tabii çünkü biz de kaybedeceğiz. Tabii. Korkusu da var. Çünkü o kadar fazla dolarize, evet, olduğu için şeyde bütün küresel ticaret. O yüzden ondan dolayı da artık sadece Amerika'ya güven değil, piyasaların, uluslararası piyasaların korkusu da çok önemli. Doları bir yerde tutuyor. Ne olacağı herkes için çok önemli. Tabii. Evet. Doğru. Ölçüm açısından da önemli. Birkaç konu var önemli. Onlara bakalım isterseniz. Şu dün İstanbul'da haberini biz de yaptık. Kadına yönelik şiddet. Aslında İstanbul, Ankara, işte farklı illerden de haberler geliyor ama İstanbul'dakinin şöyle bir ayrı durumu var. Cezaevinden izinli çıkıyor saldırgan. Bir şekilde eski eşine ulaşıyor. Barışma teklifi reddedilince de bıçaklıyor genç kadını ve sonra da kızgın yağ başından aşağıya döküyor. Bu ben şeyi özellikle merak ediyorum. Bu ceza... Ulan nerede olmuş kızgın yağ dedi? Evde falan olmuş. Tabii evde. İş yerinde öfkeleniyor ama şimdi bir kadın iş yerinde çalıştığı için orada anladığım kadarıyla tepki vermeye cesaret edemiyor. Bir gün sonra evine gidiyor açık. Balkondan içeriye girip kadın uykudayken bunu yapıyor. Yani uykudayken bıçaklayıp ve hani
bana yar olmuyorsun, başkasına da yar olma diye söylüyor. Ama ben şeyi merak ediyorum. Daha önce de birkaç hafta önce bir haber yapmıştık, tam hatırlamıyorum ama yine cezaevinden izinli çıkan birinin bir saldırısı vardı. Bu cezaevinden izinli onlar, çıkma işi nasıl işte oluyor? Üniversiteli, İTÜ'lü genç bir doğru, kardeşimizi sokakta parasını almak için, gasp etmek için bıçaklamışlardı Beyoğlu'nda. Şimdi bazı şeyler var, gerçekten kaçamıyorsunuz. İşte cezaevinden izinli çıkmanın bir prosedürü var. O prosedüre uygun davranan herkes o süresi geldiğinde bunu yapabiliyor. Şimdi bu insanların dışarı çıkıp ne yapacağını bilemiyorsunuz haliyle. Yani niye çıkarttınız bunları dışarıya? Şartları yerine getirdi. Ya da ne bileyim, işte bunu hep konuştuk biz. Çok konuştuk. Ben Adalet Bakanı ile konuştum. Cezaevleri Genel Müdürü ile konuştum. Birçok kişiyle yapıyor. Yıllardır hep bunu konuşuruz. Yani tabii haliyle onlar bizden daha serin kanlılar. Biz daha bir öfkeliyoruz. Evet, nasıl oldu biraz falan. Sonra adam diyor ki şöyle şöyle oldu. Bırakmazsan adam dava açar. Cezaevi Genel Müdürü gider diyor, görevden almak zorunda kalırız adamın. Çünkü yasanın öngördüğünün dışında bir hak kısıtlılığı yapıyor. Şimdi bunu yapamaz. E peki ne yapacağız? Biz diyor anca sokakta çıktığında, haber verdiğinde takip edebildiklerimizi koruma şansına sahibiz. Cinayetlerin çoğu evde işleniyor. Bir insan eve girdiyse, hırsızlık biçimiyle girdiyse zaten kimsenin haberi yok. Ya da bazen konuşalım diye bir yere geliyorlar. Sonra cinayet çıkıyor. Evin içerisinde ne olduğunu kimse bilemez. Falan falan. Asıl mesele şu. Yakalandığında her şeyi göze alıyorlar. İdam midam falan, çok insan hakikaten hani kafayı kırdı mı? Tam tabiriyle. Kafayı kırdı mı? Her şey olabiliyor ondan sonra. Cezayı istediğiniz kadar arttırın. Kaldı ki bizim cezalarımız çok ağır. Bugün galiba Hürriyet gazetesinde bir röportaj gördüm. Bu konulardan sorumlu Fransız Bakanı, galiba İçişleri Bakanı ile yapılmış bir röportaj. O diyor ki biz en önemli sonucu diyor, cep telefonunda bir uygulamamız var. Kadınlar bir tuşa basıp şey yapıyorlar. İçişleri Bakanlığı bu uygulamayı herhalde 3-4 yıldır var İçişleri Bakanlığı'nda. Ve kadın derneklerinden destek alamamaktan yakınıyor İçişleri kaynakları. Diyorlar ki kadın dernekleri, o kadar hani bu ülkede kadın dernekleri var. Ya kimi feminist, kimi işte daha muhafazakar, kimi bilmem liberal, kimi şu, kimi bu falan filan. Ya arkadaş, madem kadına şiddet meselemiz, neden burada ideolojik ayrışıyorsunuz birbirinizden? Bir araya gelin deyin ki kadınlar bunu kullansın. Efendim kadınlar böyle takip edilir. Ya polis nerede diye bağırdığında polisin ya seni takip ediyor olması lazım. Polis her an her yerde olmaz yani. Cin değil bu. Dolayısıyla bir uyarı mekanizmasının, bir imdat mekanizmasının işliyor olması lazım. Hemen 155 var. Bakın spesifik değil 155. Ya da 112. Siz orayı ararsınız, sizi bir yere yönlendirir. 5 saniye, 10 saniye, 10 dakika, 20 dakika ya çıkar sizin tepki alma süreniz. Ha. Ama bu kadın başvurduğunda, kaydettiğinde, telefonunu yüklediğinde şuraya dokunması yetiyor. Özel konu ve 15 saniyede, yarım, 1 dakikada, 2 dakika içerisinde size en yakın polis ekibi yönlendiriliyor. Eskisi gibi değil. Şimdi hakikaten çok daha fazla görünür görünmez güvenlik gücü var şehirlerde özellikle. Ve dolayısıyla hayat kurtarım. En büyük şeyi biz bundan aldık verimi diyor Fransız Bakan. En büyük verimi bundan aldık. İşte bir yılda 10 kadını kurtardık falan gibi böyle bir rakamları da var. Türkiye'de daha yüksek bu rakamlar. Ama ben bu işin bu kadar övüldüğünü de görmedim kadın dernekleri tarafından. Bırakın bu kadar övülmeyi. Ya en azından kendi kitlelerine destek önerseler mevzu bitecek. Bitecek. Şimdi en son bu olaylar biraz daha hani şey yapınca, patlayınca çok facia örnekler ortaya çıkmaya başlayınca bizler de bunların haberini özellikle yapınca İçişleri Bakanı da ekranda gösterdi. Biraz sayı birdenbire patlamış. Çünkü insanlar ihtiyaç duyuyorlar. Tabii. İhtiyaç duyuyorlar. Bunun da başka bir yolu yok. Milli Eğitim'de işte çok eski bir eğitimci, deneyimli bir eğitimcinin söylediği bir şey vardı. Eğitim sistemiyle çok oynuyoruz, bakan çok değişiyor, şu şu şu. Onların hepsi bir sürü sebep de. Asıl biz nasıl öğretmen yetiştiriyoruz? Mevzumuz budur. Neden? Çünkü eğitim, sınıfın kapısı açılıyor, öğretmen içeri giriyor, tak kapanıyor, orada bitiyor. Eğitim oradan içeride. Oraya ne sistem giriyor, ne bir şey giriyor, ne bakan giriyor, kimse girmiyor. Öğretmen giriyor.
öğretmen o sınıfın içinde iyi eğitim verdiği sürece eğitimimiz iyi. Yarısı tamam. Evet. Kalanı diğer yarısı. Bir sürü sebep var. Bunların diğerleri sebep değil, önemli değil anlamında söylemiyorum. Ama asıl içeride veriliyor. Şimdi dolayısıyla burada da cinayet evin içinde işleniyorsa, şiddet evin içerisinde oluyorsa, şiddet insanların hak ettikleri bir şeyi kullanırken, bir inisiyatifi kullanırken tekrar şiddete başvuruyorlarsa ve bu takip edilebilir, öngörülebilir olmuyorsa bazılarında yapılacak bir şey yok. Orada artık biz sosyolojiye bakacağız. Ben hala aynı şeyi tekrar edeyim. Bu ülkenin bilim adamları, bilim insanları, sosyologları, sosyal psikoloji üzerinde çalışanları, şunları, akademisi yani üniversiteleri, en az Emniyet Genel Müdürlüğü kadar kadına şiddet konusu üzerinde çalışmadığı sürece biz bu sorunu çözemeyiz. Peki Sadı Özdemir, siz? Valla burada bu izin meselesi eğer düzenleme çok detaylı tabii de hükümlüyü düşünerek biraz düzenlenmiş. İşte farklı nedenlerle hatta iş aramak bile var bunun işin içinde. Tabii. Ama acaba hükümlü neden hükümlü? İzne çıktığında problem yaşadığı, işlediği suça göre problem yaşadığı konu nedir? O insanlarla bir hesabı var mıdır? O insanların güvenliği nasıl sağlanabilir ya da nasıl önlemler alınabilir? Bütün bunların artık bu olaya dahil olması lazım ve sıcak olması lazım. Aksi takdirde izin gününü kollayan katil adayları olabilir. Tabii. Ve biz böyle trajedilerle karşılaşabiliriz. Şunu unutmamak lazım. Gerçekten bizim meslekte dahil bir sürü meslekte işini iyi yapan sayısı ya da oranı neyse evet. Esasen yargıda genelde da yani işini iyi yapan oranı öyle bir şeydir yani. Şimdi hakim savcı da gökten zembille inmiyor. Biz de milli eğitimde öğretmen sınıfta ders veren öğretmenin niteliğinden bahsettik. Evet. Ya orada da karar veren hakimin niteliği. Bilmiyoruz yani bunu. O yüzden zaten HSYK var. O yüzden bir takım denetleyici kurumlar var. O yüzden hangi dava ne zaman ne kadar sürede bitecek onun üzerine yeni yapılan çalışma var. O yüzden yargı reformu evet var. O bakımdan yargıyı, adaleti toptan suçlamak yerine hakimlere de bakmak lazım. Biz öğretmenlere o kadar laf ediyoruz. Ne bileyim bazen yeri geliyor hekimleri laf ediyoruz. İşte yok bıçak parası alıyor, yok hastaya kötü davranıyor bilmem ne filan diye. İşte hakimler de la yüsel değil yani o eski değil. En azından böyle arızalar ve eksiklikler çıktıkça neyi düzeltebiliriz diye. İşte geçen gün konuştuk burada ne diyordu? Taciz üstelik defa birden fazla tacizle suçlanmış. 12 küsur yıl ceza almış. 2 küsur yıl düşürmüş. İyi halde bir de dışarı çıkmış. İşte yani dışarı çıksın diye aslında vardı, cezası düşürülmüş. Evet. Ya iyi halden kastınız ne? İşte onu söyledim ben. Buyursun o zaman o hakime mahallesinde geçsin o adam. Oraya taşınsa bak bakalım izin veriyor. Peki Amerikan Deniz Kuvvetleri UFO'lara ait olduğu iddia edilen videolarla ilgili bir açıklama yaptı. İnternette dolaşan. Kabul etmiş. Kabul etmişler. Gerçek diyorlar UFO'ların. Görüntülerin mi gerçek olduğunu kabul etti? UFO'ların gerçek görüntüleri ya da görüntülerdeki şeyleri. En azından tanımı itibariyle bilinmeyen uçan nesne. Onu kabul etmiş oldu. Orada çok eskiden beri şehir efsaneleri de var. İddialar da var. Çok ilginç belgesel niteliğinde çalışmalar da var. Kitaplar da var. Bilemiyoruz. Ama şu var, ben bunu görür görmez aklıma hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay kuvvetleri değil mi? Bir uzay yani deniz kuvvetleri komutanlığı gibi bir kuvvet komutanlığı kurmuş olması aklıma geldi. Belki de bizim bilmediğimiz başka şeyler var. Başka ne diyebiliriz ki? Valla şimdi dediğim gibi şimdi önce neyi aydınlattığına sonra neyi örttüğüne bakmak lazım yani bu tür açıklamaları. Şimdi bir defa sizin havada gördüğünüz bir sürü casus uydunun, casus uçağın, insanlı insansız UFO olduğunu düşünmenizi sağlayacak bir örtü. Yani Amerikalılar diyor, biz valla biz değiliz oradaki, biz UFO görmüş olabilirsiniz. Zaten biz de bunu kabul ettik filan. Çünkü bu alanda bir otorite şeyi var. Tabii algısı ve pozisyonu var. Havacılıkta güçlü olduğu için. Ama tabii çok da gözlem var aslında. Bunlar ne kadarı yanılsama bunu bilmiyoruz. Yani pilotlar bizim, Türk pilotların da var benzer gözlemleri. Ben de işte uzun uçuşlarda özellikle
daha yüksekten uçaklar gittiği için ve çevre görüşü işte sis, toz vesaire filanından daha arınmış olduğu için daha uzak mesafeleri görebiliyorsunuz. Evet. Mesela Atlantik üstünden geçerken, Pasifik üstünden geçerken eğer gündüzse dünyanın o kıvrımını, eğimini görürsünüz. Düz görmezsiniz yani. Yuvarlaklığını hafif hissedebilirsiniz o yükseklikten bile. O zaman hep gözler arıyor. Acaba ben de bir şey görebilir miyim diye. Bir tane de ben yakalar mıyım? Tabii de bir şey görebilir miyim diye. Bu merak duygusunu biraz besliyor. Bir yandan da dediğim gibi belki bazı şeylerin aydınlanması açısından, doğrulanması açısından bir fayda. Bir tarafı öyle, bir tarafında da dediğim gibi kendi casus uydularına ya da örtülü işlerini yapan hava araçlarını gizlemek için de, yani topu UFO'ya atmak için de işe yarayabilecek bir açıklama. Son birkaç dakikamız. Dün yine bir haber yaptık trafik magandaları ile ilgili. Bilmiyorum takip edebildiniz mi ama E5'te D100 karayolunda yine ortalığı birbirine katıyorlar. Evet. Havaya ateş açıyorlar. İnsanların hayatını da tabii tehlikeye atıyorlar. Bir düğün konvoyu muydu? Yine düğün konvoyu. Evet. Bu artık bir maalesef gelenek halini aldı. Maalesef. Yani özellikle gençler arasında bu çok yayıldı. Gelin almaya giderken lüks spor otomobiller, üstü açık araçlar. Ama işte o araçlarla birlikte ellerde de silahlar, tabancalar. Orada bir ayrıntı daha vardı. Bir sis ya da duman yapan bir şey kullanıyorlar. Trafikte her şey allak bullak oluyor. Yani ikinci bir tehlikeyi keşfetmiş durumdalar kendilerince. Bence son derece yanlış ve bunun önüne geçmek şart. Mesela o da bir gelenek olarak yayılır. Nasıl bir sosyal gelenekse. Sosyal medyada neyse ki kendi kendilerine ele veriyorlar aslında. Yani paylaştıkları için hemen akşam saatlerinde yakalandılar ama hani devam ediyor bu. Neticede bunun bundan zarar görenler de var. Söyleyeyim, bakın kabahatlerden ceza alacak önemli bir kısmı. Para 100, 100 lira falan. Aynen 100 küsür öyle. Lira. Şimdi öyle olurdu ya, kumar oynarken yakalanırlar. Kabahatler kanununa göre 100 küsür lira ceza. İşte 1-2 saat şeyde geçer. Ondan sonra eğer orada bir oynatan, hani bu işi organize eden bir suç şebekesi olarak bir tanımlama çıkartamazsanız herkes çıkar. Doğru. O yüzden aynı kişilere ama bakarsınız silah, 6 ay içerisinde 5 kez yakalanır. Silah konusunun farklı cezalandırılması lazım. Burada tabii ki. Burada silah milah falan onlar da cezalandırılacak ama ya sonuçta cinayet işleyen adam gibi 12 yıl içeride atmayacaksınız bunu yani. Bunlar da bunu biliyorlar. Evet. Tamam, şerbetliler tırnak içinde o konuda. Ben bu konularda maddi cezanın arttırılması, bu işlerde kullanılan araçların da seri numarasıyla birlikte trafiğe çıkışının yasaklanmasından yanayım. Araçların da başı belaya girmeli. Kiralayan da kiralamayacak o zaman. Kimsin sen? Sen bunu ne için kullanıyorsun? Şunun için. Kusura bakma kardeşim. Yok. Çünkü aracı bir daha satamaz ve kiralayamaz adam. Çöpe atmak zorunda. Hı. Bunu yapmazsanız güzel kendi aracı da olsa bir daha kullanamayacak. Seri numarasıyla iptal edilecek yani araç. O zaman suç aracı olarak müsaade edilecek mesela. Hırsızlıkta kullanılan nasıl müsaade falan filan. Böyle ceza vermezseniz bunu önleyemezsiniz. Çünkü paran kadar mı konuş diyorsunuz? Peki paran fazla, o zaman konuşurum diyenler de çıkar. Var. Buna müsaade etmemek lazım. Peki yavaş yavaş kapatıyoruz. Sadı Özdemir, Mustafa Kartal, teşekkür ediyorum. Konumuz yok muydu ya? Hafta sonu. Ya konumuz çok bol ama süremiz dar maalesef. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. En azından farklı konulara da bugün değinmiş olduk. Güzel oldu. Analiz sentezi kapatıyoruz ama saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.